Kripto Kralı kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda arkadaşlar şu an nasıl bir oyun planı izlemeliyiz? Yani ben mesela şu an elimde altcoin veya bitcoin tutsam Nasıl bir oyun planı izlerdim şeklinde de sizlere olayı özetlemeye çalışacağım. Ee, yine detaylı ve kapsamlı bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de şu bölgede çok sert bir satıcı topluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bakın zira... Her zaman söylediğim bir söz vardı hatırlayacaksınız. Bitcoin'de hacim kırılımı gelmiyor, hacim yetersiz kalıyor vesaire diyordum. Ve şu an o hacmi görebiliyoruz. Yani gerçekten bir satıcı topluluğuyla karşılaştığını görebiliyoruz. Yani mesela şurada bakın şu bölgeyi kazandığı zaman hiçbir şekilde satıcı topluluğu olmadığını ve bu bölgenin hacimsiz bir şekilde kırıldığını ve bu kırılımın da fake out olduğunu şu küçük hacimlerden görebiliriz. Ama bakın kırılımda bize ne gerekiyordu? Güçlü bir hacim. Mesela bu hacmi ne zamandır Bitcoin yapmıyor. Hatta şöyle gizleyelim bunları. Ee, sadece hacme odaklanalım isterseniz. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar evet neredeyse yani şu bölgede var. Hemen hemen baktığımız zaman şu seviyede olan hacim yani 38.000 bin, 40.000 bin aralığında mevcutmuş ve şu anda yeniden bu hacme sahibiz. Aynı zamanda bunu bir saatlik grafiğe aldığımız zaman daha net oturacaktır. Bakın nasıl güçlü bir hacim olduğunu, nasıl sert bir hacim olduğunu buradan rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yani bu da ne demek istiyor açıkçası? Artık biraz daha tedbirleri arttır. Yani günlük bazda hacim kırılımı henüz yine gelmedi. Baktığımız zaman evet yine gelmedi ama burada diyor ki tedbirleri arttır biraz daha kendini güvenceye al. Yani bu hacim kırılımı en sonunda gelecek. Ya yukarıya yönlü ya aşağı yönlü. Şu anda maalesef aşağı yönlü olarak gözüküyor. Peki hangi seviyeleri izlemeliyiz? Neler yapmalıyız? Hemen o konuya değinelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar burada EMA ribanı açmak istiyorum sizlere ve burada bakın EMA 100 bandının, 49100 bandının çok önemli olduğunu görebiliyoruz. Yani bu bölgenin kaybedilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. İlk başta bu bölge çok önemli. 49100 kaybedilmediği takdirde yine bir sorun olmayacaktır. Peki neden bu bölge önemli? Bakın bu bölge W'nin retesti konumundaydı hatırlayacaksınız demiştik ki burası kırılmadığı bir sürece sorun yok bir önceki videolarımda e, yine bu bölgeye gelmişti yine aynı şekilde demiştik ki bu bölge kırılmadı arkadaşlar henüz bir sorun yok sonrasında bakın impulsif hareketi yaptı şimdi yine bu bölge önemli çünkü bu bölgenin kaybedilmesi şuradaki tepenin kaybedilmesi anlamına gelir ve yeniden bir düşen trend oluşturur. Bu biraz sorun oluşturur arkadaşlar. 49.100 bandı aynı zamanda zaten MA 100'dü gösterdiğim üzere. Ve aynı zamanda bakın burada SMA ribbonlara bakıyorum. iki tane SMA ribbon tarafından korunuyor. Yani 49.100 bandı çok önemsenen bir bölge haline geldiğini söyleyebiliriz. Buranın kaybedilmemesi gerekiyor. Bu, e, bu bölge kaybedildiği takdirde biraz daha geri çekilme görebileceğimizi söyleyebiliriz. Aynı zamanda burada Ichimoku bulutunu açmak istiyorum. Bakın bulutun bandına dikkat etmenizi istiyorum. Yani bulutun üst bandına baktığımız zaman bu bölgeye yani 49100 bandına yine destek görevi üstlenmiş. Bakın mesela şurada ne oluyordu? Bitcoin yukarıya doğru bir hareket yaptı ve sonrasında bakın tam buluttan destek almıştı. Aşağı doğru geldi, buluta çarptı, yukarıya doğru hareket etti. Şu anda yine bulut desteği 49100 bandında. Bu bant kaybedilmediği sürece yine bir sorun yok. Bunu yinelemek istiyorum. Çünkü birçok destek alanı aynı bölgede. Yani 49100 bu yüzden çok önemli olarak gözüküyor. Peki devam edelim. 49100 bandının önemini anlattığımı düşünüyorum. Peki burası kırılırsa nereye doğru gevşeriz sorusunun cevabına birlikte bakalım. Bakın bu kırmızıyı kaybedersek burada 47000 desteğine doğru gevşeyebileceğimizi söylüyor. Aynı zamanda burada SMA Ribbon bakın bu bölgeyi kaybedersek buradaki yeşil bant yine 47.000 seviyelerini bizlere gösteriyor. Bu bölgenin önemli olacağını anlatıyor. O yüzden yapacağımız hamle ne olması gerekiyor? Bu bölge hacimli bir şekilde kırılırsa 47.000'e doğru bir gevşeme olabileceğini düşünebiliriz. 47.000'de kaybedilip yani daha düzgün ve devasa bir düzeltme gelecekse de burada bakın 44.500 bandını bekleyebiliriz açıkçası çünkü zaten bakın yine SMA aynı zamanda burada kutucuğumuzda bulunmakta bu bölgeyi izleyebiliriz peki. Burada arkadaşlar VPVR'a baktığımız zaman da hacimli bölgenin yine 47.000 seviyesinde olduğunu söylüyor. Yani hacimli bölge derken ne demek anlatıyor? Yani bu bölgede çok oyalanmış Bitcoin. Bakın bu bölgede çok oyalanmış ve bu bölgede bir hacim bulunmakta. Yine diyor ki yani 47.000 bölgesinde önemli bir destek bulunmakta. 49.100 kaybedilirse burada 47.000 desteğimiz bulunmakta. Buradan tepki alabileceğini söylüyor. Yani ne anlatmak istiyorum? Burada 49.100'ün kırılımı çok önemli olacaktır. Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Kırılım birlikte yine hareketlerimizi sürdüreceğiz şu an maalesef hacim artıyor ama satış hacmi daha baskın geldiği için maalesef bu sorun yaratıyor bakın gördüğünüz gibi şu hacim nereden baksak yani yok Peki hemen devam edelim isterseniz bu grafiği de bir önceki videomuzda göstermiştim arkadaşlar ve şu anki hareketin çok benzediğini bahsetmiştim hatırlayacaksınız. Çünkü bu harekette neler oluyordu bakın birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga ve dördüncü dalga şeklinde hareket devam ediyordu. Ve her hareket geldiğinde momentumun azaldığından, RSI'ların aşağı geldiğinden aynı zamanda burada hacimlerin de aşağı geldiğinden bahsetmiştik. Ve burada hacim kırılımı bakın kırmızı bir mumlu olmuştu. Yani hacim kırılımı derken neyi kastediyorum onu da söyleyeyim diğerlerinden belirgin olarak daha yüksek bir mum yani bakın e, gördüğünüz gibi mum, mum ne olmuş arkadaşlar? Diğerlerinden belirgin olarak yüksek ve yukarıda. O zaman bu kırılımı doğrulayabiliyoruz. Ve aynı zamanda mesela burada bakıyoruz günlükte henüz yine bir kırılım yok. Yani kırmızıyla bir kırılım geldiğini yine söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu anlamda günlük kırılımda hala yine pozitif. Yani günlükte baktığımız zaman yine hala pozitif ama bugün mum kapanışı olmadı. Yani hala şöyle söyleyeyim 11.30 saat bulunmakta. Gece 3'te mum kapanacak ve şu an bile yani şu iki mumdan daha fazla bir hacme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi diğerlerinden daha anlamlı yani daha yukarıda bir kırmızı mum görmemiz bize yani düşüşü daha da doğrulayacak bir faktör olacaktır. Şu an ne de söylemek istiyorum açıkçası? Yani burada 5. dalga gelebilir mi? Gelebilir. 6. dalga yine gelebilir mi? Gelebilir. Ama bizim yapmamız gereken ne? Korkmak yerine stop atmak. Yani ben size şunu demiyorum. Mesela şu an Bitcoin kesinlikle 20.000-25.000'e bin, düşecek vesaire. Buradaki gibi sert bir düşüş meydana gelecek diyemiyorum. Çünkü kırılımlar önemli. Kırılımlara göre hareket ediyoruz. 49.100 kırılmadığı sürece bir sorun olmadığını yine 47.000 seviyelerini önemseyeceğimizi bahsediyorum. Yani benim yapmak istediğim nedir aslında? Sizleri biraz daha temkinli yapmak. Ben çünkü bu piyasanın sağlam tokadını yediğimi düşünüyorum. Sizler de belki yeni başlamadıysanız yemişsinizdir. Bundan dolayı arkadaşlar daha tedbirli ilerlemek. Emin olun yani çok fazla kazanamazsınız ama çok fazla kaybetmezsiniz de. Yani bu çok önemli bir özellik. Çünkü sermayeyi korumak da aslında önemli bir yatırımdır. Yani sermayeyi korumayı başarabilen trader sayısı günümüzde baktığımız zaman neredeyse çok az. Yani benim diyen risk yönetimini yapamıyor. Bunu yapabiliyorsanız aslında bir şeyleri başardığınızı anlayacaksınız diyorum. Burada hacim kırılımını bekleyeceğiz. Hacim kırılımı önemli RSI uyumsuzlukları devam ediyor. Hatta RSI trendini çarpıp aşağı doğru geldiğini söyleyebiliriz. Önemli seviyeleri verdiğimi düşünüyorum. Hemen devam edelim isterseniz. Fear and indekste de arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum sizlere. Burada bakın 79-80 seviyesi çok önemli. Yani burada da bakın direnç rol üstlenmiş tam buraya çarpmış aşağı doğru düşmüş. Yani bu bölgenin kazanılması bakın şu bölgede de aynı şekilde kazanılmış Direkt olarak burada konsolidasyon sürecine girmiş. Hatta burada çok sert hareketler gelmişti. Piyasanın iştahı yükselmişti. Yeni bir rally hata olmuştu vesaire. Mesela şu aralıkta yine 79-80 seviyesini kazanıyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve bakın Fear and Greed Index'te tam olarak şu an 79 seviyesindeyiz. Ve Bitcoin buradan aşağı doğru geldi. Yani 2 gündür 79 seviyesinde aç gözlülük, aşırı aç gözlülük seviyesinde takılırken ve burada Bitcoin'de bir geri çekilme geldi. Fear and Greed de yani burada da direnci nasıl takip edeceğiz derseniz büyük ihtimal 80 üstüne atarsak yani 80 81 civarına atarsak Burada da artık yeni rally'nin onayını aldığımızı söyleyebiliriz. Yani yeni bir rally geldi. Artık yeni ataklar göreceğiz. Sertçe yukarıya doğru gideceğiz yorumunu yapabiliriz. Fear and Greed Index'de şu an aşırı açgözlülük durumundayız. Analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.